Merhaba dostlarım, Borsa Seyirbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta sonu düzenli yaptığımız gibi altın analizi yapacağız. Bu analizimizi ons altın üzerinden yapıyoruz. Çünkü gram altınları da olsun, ETF'leri de olsun direkt etki eden ons altın şu anda ülkemizde de biliyorsunuz dolar belli bir seviyede durduğu için bizi altın alım veya satımlarımızda en çok etkileyecek parametre ons altın, yani altın dolar paritesi oluyor. Şimdi isterseniz geçen hafta neler oldu, ne veriler açıklandı ons altın tarafından, Amerika tarafından, onlara kısaca bir bakalım. Arkasından haftaya açıklanacak verilere bakacağız ve onlara göre de teknik bir analizle altının seyrini tahmin etmeye çalışacağız. Bunları yapmadan önce sizden bir beğeninizi, bir yorumunuzu, abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Kanalda altınla ilgili, borsa ile ilgili, fonlarla ilgili birçok yatırım enstrümanı ile ilgili bilgi paylaşıyorum. Bunlardan ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz. Bildirimleri açarsanız, bir tane de yorum yazarsanız kanala katkısı olması açısından teşekkür ediyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi geçen hafta verileri karşıma aldım. Özellikle Perşembe günü açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, üretim satın alma müdürleri endeksi gibi enflasyonist baskının hala devam ettiğini gösteren veriler açıklandı biliyorsunuz. FED tutanakları da keza enflasyonist baskının hala devam ettiğini söyleyince altında son haftalarda geri çekilmeler yaşandı. Savaş risklerine rağmen geri çekilmeler yaşandı ama bu geri çekilmelerin kısıtlı olacağını biliyoruz. Hatta bu sene 3 tane faiz indirimi yapmayı düşündüğünü söyleyen Fed bile yapamayabiliriz gibi konuşmaya başladı. Yani bir sonraki bahara kaldı diye, ama bu bizi negatif yönde etkilememeli. Hatta size ETF'lerle ilgili de bir video yapacağım. ETF nereden alabilirsiniz diye. Ons altının yükselişini daha verimli şekilde kullanın, elinde dolar olanlar için özellikle bu yükselişten nasıl faydalanabilirsiniz diye onunla ilgili de bir kısa video veya açıklama yapacağım size. Şimdi isterseniz gelecek hafta neler açıklanacak ona da bir kabaca bakalım. Gelecek hafta Pazartesi ABD anma günü diyor. Sonrasında Perşembe günü yine işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakacağız. Aynı şekilde Cuma günü de çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi gibi veriler var. Dediğim gibi bu veriler ışığında yine biraz şekillenmiş olacak ama bizim teknik seviyelerimiz yine çok önemli. Ben size hemen haftalık grafiği açtım. Haftalık grafikte şöyle bir kanalımız vardı hatırlarsanız. Şöyle. Bu kanalda fark ettiyseniz iki kere üst bandı denedik, iki kere alt bandı denedik. Orta banttan takılıp geri döndük. Şimdi de orta banda gelmek isteyen, haftalıkta orta banda gelmek isteyen bir altın var fark ettiyseniz. Hatta şöyle verilere bir bakalım. Bakın 1 ile 1.618 arasından bir dönüş vermiş. Yani altında genellikle bu şekilde oluyor. Bu seviyelerden bir geri çekilmeyi yaşamış. Peki bu geri çekilme nerede düzelecek diyecek olursak, hatta şöyle birazcık daha iğnelerin ucuna getirirsek, Fibonacci rakamlarına göre aslında biz bu yükseliş sonrasında bir geri çekilmemizi 2342'lerde yapmışız. Bunun bir faz sonrası 2274'ler olur. Ama bu orta bandın altına çekilirsek o zaman işler biraz değişebilir. Bu orta bandın altına çekilmemizi de sağlayabilecek ancak işte enflasyonist baskıların çok arttığı sırada bir anda savaş risklerinin ortadan kalkması gibi bir konu oluşabilir. Ancak öyle bir durumda da ben biliyorum ki insanlar altın alımlarını arttıracaklar. Altın alımı derken eğer elinde dolar olan dostlarım varsa ve altın almak istiyorlarsa Forex dışında, yani kaldıraçlı sistemlerin, kaldıraçlı demeyeyim de gerçek bir altın almak istiyorlarsa, yani biliyorsunuz çünkü Forex'te terste kaldığınızda stop olmak zorunda kalıyorsunuz ve o parayı kaybediyorsunuz. Aslında bir kontrat satın alıyorsunuz. Gerçek altın satın almıyorsunuz. Bunun dışında Amerika'da olan, bizdeki gibi TEFAS fonu olan ama likit, gün içerisinde alıp satabileceğiniz fonlar var. Yine altın fonları. Onlarda stop olmuyorsunuz. Altın fonu ya yükseliyor ya düşüyor ve bunların da
iki kaldıraçlı ve tek kaldıraçlı olan fonları var. Onlardan da belki isterseniz bir ara bahsedebilirim. Bunlardan alarak yine bu yükselişe ortak olabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi insanlar da biraz daha düşerse biz biraz daha alıma geçeriz diyorlar. Ancak bakın son haftanın mumunda yüzde kaç düşmüş beraberce bakalım. Gördüğünüz gibi %5 civarında düşmüş. Yani burada ben aslında elde doları olup dolarını bozmak istemeyen ve dolarla bu seviyelerden altın alıp belki daha alta düştüğünde de yine dolarıyla altın almak isteyenler için bu öneriydi ETF'ler. Tabii Forex gibi tehlikeli bir piyasada işlem yapmak istemeyenler için de stop olmuyorsunuz çünkü. Tefas gibi bir fon alıyorsunuz. Amerika'daki ETF deniyor bunlara. Bu detayı arada söyledikten sonra tekrar grafiğimize geçelim istiyorum. Dediğim gibi düzeltme seviyeleri orta bantta bu şekilde olabilir. Biz zaten böyle bir şey olmasını da bekliyorduk. İsterseniz bir de kanal pivotlara bakalım istiyorum. Şimdi şöyle pivotlara gelip baktığımızda fark ettiyseniz geri çekilme bu hafta içerisinde aylık pivot olan 2315 seviyesine kadar yaklaşmış. Bakın tam altına inememiş çünkü burada bizim bir talep alanımız var. Zaten eğer bu talep alanının altına inerse bu şu anlama geliyor. Bir sonraki talep alanına gidişimiz hızlanabilir. Yani orada önümüzde 2199'lar var. Ki bu seviyelere geldiği takdirde ben herkesin koştu koştur ons altın almaya gideceğini tahmin ediyorum. Zaten Çin tarafı çılgınlar gibi alıyor. Bunu bir alt seviyeye düşürürler mi bilmiyorum. Şimdi burada da cılız bir artı mumla kapamışız bu bölgede. Eğer bu bölgede alıcılığı kesinleşirse, hani çok yükseklere çıkmasak bile alıcılığı kesinleşirse, aylık pivotun altına inmezse, ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte alımlarımı arttırmayı düşünüyorum ons altın tarafında. O yüzden de sizlerle bunu paylaşıyorum ama tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi asla değil. Burada ilk önümüzdeki rakamlar 2402'ler olacak. Burada tabii eğer işleme girersek bir şeyler alırsak detaylarını sizle de paylaşırım. Buralarda stop olur muyum? Belki ufak bir kar realizeleri yaparım. Ama çok da elimdekileri boşaltmam gibi geliyor. Çünkü Fed'in faiz indirimlerini de düşünüyor olurum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bol kazanç.